Herkese merhabalar. Bugün sizlere birazcık bu taksi olaylarının gerçekliğinden bahsedeceğim. Şimdi bildiğiniz üzere hepimiz yurt dışına çıkıp hayatlarımızı daha da iyi bir duruma getirmeye ve para kazanmaya, eğitim almaya, bir şeyler için, daha iyi bir gelecek için uğraşıyoruz. Ve bu noktada tabii ki bir sürü seçeneklerimiz var. Avrupa'da olsun, Amerika'da olsun. Ve genellikle daha kolaylarını, daha kolay hangi ülkeye gidildi bir arayış içerisine giriyoruz. Bu noktada Polonya diğerlerine nazaran daha kolay olabilir. Vize süreçleri olsun, belgeleri toplaman gereken dil şartı falan, bunlar olsun, daha kolay olabilir. Genelde de zaten insanlar bu ajans şirketleriyle anlaşıp buraya çalışma izni olarak geliyorlar. Ve çoğu zaman da okul üzerinden, okul yani öğrenci olarak buraya gelip burada çalışmaya ya da gerçekten okul okumaya gelen insanlar var. Ben şu anda bu videoda sizlere birazcık işin gerçekliğinden ve çalışma mevzusunun nasıl döndüğünden bahsetmek istiyorum. Buraya çalışma izni alarak geliyor insanlar ve hayatlarını sadece taksiye adıyorlar. Ama şöyle bir sıkıntı var ki herhangi bir eğitiminiz olmadan, dil olmadan ya da tek olayınız araba sürmek olan bir meslek, tahmin edebileceğiniz üzere bir sürü insanın gelmesine ve bu şekilde bir rekabet ortamının oluşmasına sebep oluyor. Herhangi bir sizi filtreleyici, herhangi bir diğerlerini sizden öne çıkaracak bir durum olmadığından buraya daha fazla insanın gelmesine sebep oluyor. Fakat çoğu video, YouTube videosunu izlediğimde bu konulardan hiç bahsedilmiyor ve herkes kafadan bir rakamlar uyduruyor. Aylık şu kadar kazanırsınız, bu kadar kazanırsınız gibi çok da gerçeği anımsatmayan rakamlar ortaya çıkıyor. Baktığınızda bu işte herhangi bir garanti kazancınız yok. Yani saatlik şu kadar kazanırım ya da aylık şu kadar koyarım, aylık şu kadar kazanırım gibi bir şey söz konusu değil. Bunu diyen insanlar da kesinlikle yalan konuşuyordur. Yaklaşık olarak 3,5-4 yıldır buradayım ve her türlü işi yaptım. Kuryelik yaptım, taksicilik yaptım, bir sigorta şirketinde çalıştım. Şu anda da aktif olarak pizza kuryeliği yapıyorum. Evimin dibinde bir tane pizzacı var. Fazla da uzağa gitmeden böyle bir range içerisinde, bir mesafe içerisinde pizza dağıtım yapıyorum. Benim için iyi çünkü saatlik garanti kazancım var. Garanti para her zaman daha iyidir. Bu taksi işinde de bu yok. Garanti para asla söz konusu değil. Bugün belki 200 zloty yaparsın, belki 300 zloty yaparsın. Belki adamın biri zengindir, sana 150 zloty, 250 zloty, 200 zloty, neyse ne artık, 20 dolar, 30 dolar. Size bahşiş verir, o günü mis gibi çıkarırsın. Ama bunu kesinlikle, yani bunu düşünerek bu şekilde para kazanmak birazcık sıkıntı. Yani genel olarak bunları bu şekilde bir söyledikten sonra olaya birazcık girmek istiyorum. Polonya'da 3 tane uygulama var. Birisi Uber, birisi Bolt, birisi de Freenow. Uber ve Bolt genellikle kullanılıyor ve Freenow genellikle kullanılmıyor. Böyle promosyon olur, artık insanlar uygulamaya çekmek için böyle çok uygun indirme şeyler veriyorlar. Onlar olur, o şekilde belki insanlar kullanabiliyor. Onun dışında kimsenin kullandığı yok adam akıllı. Genellikle olay sadece Uber ve Bolt üzerinden dönüyor. Ve Uber ve Bolt üzerinde de şöyle bir sıkıntı var. Müşterinin her türlü hakkı var ama şoförün herhangi bir hakkı yok. Müşteri eğer sizi bir şekilde rapor ettiyse, bu rapor hiçbir şekilde gerçeği andırıyor, andırmıyor, hiçbir özelliğe bakılmaksızın sizi direkt o rapor listesine ekliyorlar. Ne gibi? Mesela benim taksi yapmış olduğum dönemde, kendi aracımla yapıyordum. Taksi yapmış olduğum dönemde, yani ben eğer herhangi bir şekilde üzerimde taksi damgası bulundurmazsam bu felaket. Çünkü ceza yazıyorlar ve niye ben durduk yere ceza ödeyeyim? O yüzden bunlara çok dikkat ediyorum ve sürekli takıyorum da. Unutma gibi bir şey söz konusu değil. Düşmüştür, şey olmuştur, olabilir. Ama düşürmedim çünkü 2 yıl önce aldığım stickerlarımın hepsi duruyor şu anda hala. Adamın birisi beni mesela şey olarak raporlamış. Taksi amblemleri, taksi stickerları belirgin değildi diye beni raporlamış. Soruyorum, cevap, yani soruyorum, canlı support yazıyorum, canlı destek yazıyorum. Herhangi bir şekilde bu raporlandı. Fotoğraf çekiyorum, atıyorum, bakın böyle böyle, kusura bakmayın şöyle böyle. Ya diyorum da tamam, hani bu benim profilime bu şekilde yazmışsınız işte, sen bunu yaptın falan diye, ama bunun bir gerçeklik payı yok ki. Bunu nasıl bu şekilde kabul edebiliyorsunuz? Yani siz herhangi bir şekilde müşteriyi raporlamak istediğinizde, herhangi bir şekilde müşteriyi sizden her türlü kanıtı istiyor. Fotoğraf istiyor, onu istiyor, bunu istiyor, şunu istiyor. Bir ton sizden şey istiyor. Ama mesela müşteri sizi raporladığında herhangi bir şekilde kanıt aramaksızın direkt olarak bunu kabul ediyorlar. Ve bu gerçekten kötü bir şey. Çünkü buraya geldiğiniz, diliniz yok, bir mesleğiniz yok, herhangi bir şekilde başka türlü çalışabileceğiniz iş yok. Çünkü buraya geldiniz ve çalışmak istiyorsanız lehçe bilmek zorundasınız. Herhangi bir şekilde iş bulamazsınız. Lehçe bilmeniz halinde bile iş bulma garantiniz yok. Ve bu iş sizin tek gelir kaynağınız. Ve insanlar sizi bu şekilde raporlayınca ve
Güya işte bu senin birinci raporun, ikinci, üçüncü raporunda senin uygulamanı kapatırız gibisinden bir mesaj alınca insanın tepesi atmıyor değil. Hayatınızı bunun üzerine koyup bu şekilde bir garanti içerisine girmeye çalışıyorsunuz ama yok öyle bir şey. Çünkü uygulamalar sizi umursamıyor. Ayrıca 24 puanda bir ehliyetiniz de gidiyor. Yani hız sınırı olur, 50'lik yerde 60'la gitmişsinizdir falan. Bunlar puanları birikiyor, birikiyor, birikiyor ve 24 puan sonrasında ehliyetiniz gidiyor. Şimdi bu ehliyet mevzusu da şöyle. Diyelim ki siz buraya geldiniz ve taksi yapmak istiyorsunuz. Ajans şirketleri bunlar üzerinden deli gibi paralar aktarıyorlar. Deli gibi para kazanıyorlar ve hiçbir şekilde bunlardan size bahsetmiyorlar bunun kötü yanlarından. Buraya geldiniz mesela buraya geldiniz ehliyetinizi değiştirmeniz gerekiyor taksi yapabilmeniz için. 6 ay bekliyorsunuz. O 6 ay boyunca kim size bakacak? Eksi cebinizden yiyor. Hadi diyelim onu da bir şekilde hallettiniz. Diyelim 50'lik yerde 60'la gittiniz. Bir şey oldu kurallara alışana kadar falan. 24 puan sonrasında ehliyetiniz gidiyor. Ehliyet gittikten sonra ne yapıyorsunuz? Yeniden sınava girip İngilizce, Türkçe, Türkçe yok tanısam İngilizce sınava girip onları geçip o şekilde yeniden ehliyetinizi alacaksınız. Hadi diyelim ki müşteriye yetişmeye çalışıyorsunuz, hepsini hallettiniz. 50'lik yerde 100'le gittiniz ve yok, yani kimse de yoktu yani. Ve polis de sizi yakaladı. 3 ay boyunca ehliyetiniz alınıyor ve 3 ay boyunca kimse size bakmıyor, kimse bir şey yapmıyor. Varşova'da benim duyduğum kadarıyla bir kaza yaptığınız müddette, yani bir kaza yaptığınız durumda sizden polis çağırdığınız için 1500 zloty alıyorlar. Ve bu çağırdığınız polis ölüm kalım değilse bu polis size yaklaşık 5 saat 6 saat sonra geliyor ve o sürede bir ton para yiyorsunuz. Oradan şey oluyor, bir ton sıkıntı yani. Polis çağırma mevzusunu, bunun neden Varşova dedim? Çünkü Poznan'da ben bir müşteri yüzünden problem yaşamıştım. Müşteri mesela, bu da bir sıkıntı. Müşteriye birisi taksi çağırıyor. Yani ben bir başkası için taksi çağırıyorum gibi düşünün. Sonrasında ben onu gidip aldığımda bana burası değil deyip bağırıp çağırıp bana saldırıyor. Ve diyorum ki hani ne yapabilirim? Ve o gün de ocağın biriydi. Harita deli gibi kızarık. Yani deli gibi gitsen her türlü iş bulacaksın. Oradan buradan iş alıp deli gibi para yapacaksın yılbaşı olduğu için. Kaç saat o kadın yüzünden orada mesela oyalandım. Sonra kadın bana saldırmaya başlayınca polisi aradım. Sonra polisin geleceğini duyunca kadın kaçmaya çalıştı. Onu yakaladım. Oradan polis geldi falan. Bir ton zaman harcadım. Kimse benim paramı ödemedi mesela. Ve orada 1500 zloty ödemedim. Herhalde bu sadece Varşova'da olan bir şey, çok kalabalık olduğu için. Sonrasında kiralık araç bulma mevzusu zaten çok sıkıntı. Kiralık araç bulamıyoruz çünkü lisansınız o arabaya ait olmak zorunda. Ve buraya her şeyi satıp geldiniz. Sıfırdan başlamak istiyorsunuz. Araba kiralayarak para biriktirmek istiyorsunuz. O işi unutun. Araba kiralayarak para kazanmak ve para şey yapmak çok zor. Para biriktirmek çok zor. Diyelim ki buraya geldiniz ve Türkiye'de borç ödemek istiyorsunuz falan. O da çok zor. Hani en iyi ihtimalle yapabileceğiniz şey araba satın almak olur. Araba satın aldığınızda da haftalık 500 zloty, yani günde 12 saat çalıştığınızı varsayıyorum. Günde 12 saat çalışarak arabanın kirasını çıkarırsınız ve çok da güzel kazanırsınız para ve kazandığınız parayı da çok güzel harcarsınız. Tabii ki de şaka yapıyorum. Yani işin en iyi olduğu dönemde bile, işin en iyi olduğu günde bile kiranızı maksimum 2,5-3 günde çıkarıyorsunuz. Geri kalan 4 günde de artık ne kazanırsanız yani. Ki bunun daha benzin masrafı falan da var. Elinize hiçbir şey kalmıyor. Araba alabilirsiniz. Araba aldığınızda da araba kirası ödemek yerine arabanın benzinine para ödüyorsunuz. Aynı şekilde 13 saat çalışarak çalıştığınızı varsayıyorum. İşin olmadığı dönemde tamamen zaten sizin sıkıntı. Diyelim buraya geldiniz, kaza yaptınız. Araba diyelim ki kiralık. Full cebinizden yiyor. Başka bir araba bulamıyorsunuz onun yerine. Full cebinizden yiyor. Hastalandınız, full cebinizden yiyor. Bu iş tamamen risk işi. Ve alınması gerçekten sıkıntılı bir risk işi. Net rakam diye bir şey söz konusu değil. Bu işin bir garantisi yok. Zaten riskli olmasının en büyük sebebi de bu. Bugün 100 kazanırsın, yarın 300 kazanırsın. Ertesi gün eksi, yani 50'ye düşersin, dışarıdan yersin. Yani bir ton sıkıntıları var bu işin. Ve gerçekten çok, yani şoförler önemsenmiyor, emeğinizin karşılığını alamıyorsunuz. Eğer ki size gelip aylık şu kadar kazanacaksın, hadi gel Polonya'da şu, onlar tamamen yalan söylüyor. Aylık şu kadar kazanıyorsun demek imkansız. Bunu bir kere daha söylüyorum. Partner şirketleri de burada çok önemli bir mevzu. Partner şirketlerinizi iyi seçmeniz gerekiyor. Büyük partner şirketlerinin genelde kesintileri de fazla oluyor. Ama küçük partner şirketlerine de inanmamanız gerekiyor pek fazla. Çünkü adamların bir garantisi yok. Küçük partner şirketi hemen kapanabilir. Siz öyle ortalıkta kalabilirsiniz. Veya Varşova'da yine bizim WhatsApp grubumuz var. Burada söylenen birkaç kişiden aldığım bilgiye göre partner şirketleri araba kiralıyorlar ve bu kiraladıkları arabada diyorlar ki eğer haftalık şu kadar ride yaparsan işte 120, 130, 150 neyse ona göre indirim yapacağız. İşte hani eğer kaç 180 insan hani 130, 150 ya da 180 fazlası yaparsan
Arabanın kirasını 550'ye düşüreceğiz. Normalde arabalar genelde 850 ve 750 olarak kira ediyorsunuz. Tabii ki arabadan arabaya değişir ama genelde bu şekilde. Haftalık bu kadar da ride yaparsan sana indirim yapıp arabanın kirasını 550'ye düşüreceğiz diyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar? Tabii ki de arabanın üzerine böyle o şirketin Uber'in Bolt'un neyse sticker'ını yapıştırıp o şirketten reklamını yapıyoruz diye para alıyorlar ve bunu da senden kesiyorlar. Eğer hani o ride'i tamamlayamazsan yine o parayı alıyor ve yine senden de para alıyor. Ve tamamlarsan da sadece o parayı Bolt'tan geliyor ona ve o şey yapmıyor. O hani senden para almıyor sadece. Bunu yapmamışlar mesela. Bir iki aydır adamlara para ödemiyorlarmış. Yani bu emek hırsızlığı değil de ne? Uber'e Bolt'a sorduklarında partneri parayı yolladık diyormuş. Partneri sorduklarında yollamadı diyormuş. Herhangi bir muhatabınız yok. Herhangi bir şekilde karşınıza alıp ne oluyor bu işin aslı nedir diyebileceğiniz birisi yok. Bu iş gerçekten alınması riskli bir iş. Yani sıfırdan buraya gelip dil bilmeden, lehçe bilmeden bir şeyleri adım adım yapmak gerçekten zor. Eğitiminiz yoksa, belli bir yaşın üstündeyseniz buraya sadece taksi yapmak için istiyorum ben hani borçlarımı ödeyeyim, bir şeyler yapayım diyorsanız gerçekten çok büyük risk. Kaza yapmamanız gerekiyor, hastalanmamanız gerekiyor, eve girmemeniz gerekiyor. Günde 12 saati tamamlayıp ardından diyelim Uber'de 12 saat tamamladığınız ardından voltajla bu şekilde devam etmeniz gerekiyor. Yani ve şans işi de para hani gerçekten şans ve risk işi. Yani kumar gibi bir şey yani diyebileceğimiz şey. Hele zaten müşteriler onlarla şey yapmaya gerek bile yok. Benim yaşadığım olayların haddi hesabı yok. Yani uyuşturucu satıcısıyla kavga etmedim mi dersiniz? Sarhoşlarla boks maçı yapmadım mı dersiniz? Sarhoş Ukraynalı kadınla kavga etmedim mi dersiniz? Yani bir ton sorun. Yani her gününüzde bir sorun yaşıyorsunuz. Ve bunlardan kimse bahsetmiyor. Sizi de anlıyorum. Bir şekilde bir yerden para kazanıp yurt dışına çıkmak, bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Ama bunun yolu yani Polonya'da ne yapabilir? Yani Polonya'ya gelip çalışmaksa birazcık sıkıntılı yani. Bundan daha iyi ne yapabilirsiniz onu düşünüyorum. Buraya harcadığınız parayla ne bileyim burada bir lehçe dil okuluna yazılıp lehçe öğrenip daha farklı işlerde çalışmaya deneyebilirsiniz. Başka aklıma gerçekten bir şey gelmiyor çünkü sıfır dille buraya geliyor genelde insanlar. İngilizceleri de çok az oluyor. Onlar hani o kadar sıkıntıya rağmen bir şekilde yollarını bulabiliyorlar. Ama hiçbirinin neredeyse hayatları yok. Sorduğumda hiçbiri memnun değil. Herkes iş nasıl diyorum kötü. İş nasıl diyorum kötü. Bu işin gerçeğinde bu var ve kimse memnun değil bu durumdan. Daha iyi ne yapılabilir gerçekten bilmiyorum. Buraya ne kadar para harcanıp o harcanan paraları tam tersine başka bir ülkede kullanabilir misiniz? Gerçekten bilmiyorum çünkü Almanya vize görüşmelerinde sıkıntı yaşıyorsunuz ve kabul etmiyorlar genelde Almanya'ya. Onun dışında ne yapılabilir bilmiyorum. Tek yol burası. Bu noktada bakıldığında size de hak verebiliyorum. Benim sadece demek istediğim şey gelin ya da gelmeyin gibi sizin vereceğiniz karara mani olmak değil. Sizin vereceğiniz kararı daha temkinli adımlar içerisinde yapmanızı sağlamak. Bu işin gerçekliğini bilin. Taksi olayını bilin. Uber Eats olsun, Uber Bolt Eats olsun hepsi aynı. Ne kadar çok çalışan var o kadar az müşteri demek. Size sipariş gelmiyor falan. Bu tarz bir ton sorun var. Bunları bilerek gelin. Kesinlikle haftada şu kadar kazanırsın, aylık bu kadar kazanırsın diyenleri aldırış etmeyin. Bunların hiçbirinin gerçeklik payı yok. Bugün o kadar kazanırsın, haftaya hiç kazanmazsın. Bu hafta tatil vardır, kimse gelmez. Haftaya herkes tatilden döner gelir. Yani bunların garantisi yok. Ve o yüzden aylığa vurabilmek de sıkıntı, saatliğe vurabilmek de sıkıntı. Diyelim ki araba sizin ve diyelim bir arabanız yok. Araba kiralamak da istemiyorsunuz. Tamamen kendinize çalışmak istiyorsunuz ve araba satın almak istiyorsunuz. Şimdi şöyle daha çok kazanabilmeniz için Uber Bolt üzerinde konfor şeyini açmanız gerekiyor. Partını. Ve bunu açabilmeniz için de sizin 2017 model, 2016 model üstü arabalara ihtiyacınız var. Genelde zaten 2016-2017 model üstü araçlarda da az yaksın gibi bir duruma giriliyor. Ve bu noktada az yakmasını isteyeceğiniz arabalar yani hibritler var veya LPG'li araçlar var. Fakat bu sefer sadece benzin LPG olduğu zaman ona göre fazla yakıyorsunuz. Bu sefer hani hibrit benzin DPG olduğu zaman daha iyi oluyor sizin için. Ama bu sefer de bu benzin hibrit araçlar da çok pahalı oluyor. Çünkü 2016-2017 model benzin hibrit araçlar genelde zaten reliable olmasını isteyeceğiniz için yani sağlam olsun beni sanayiye sokmasın gibisinden, mekaniğe sokmasın gibisinden bir düşünceniz varsa bu zaten Toyota'dan geçiyor. Toyota. Ne bileyim belki Ford, o da çok pahalı bilmiyorum. Toyota, Kia yani bu tarz araçlar zaten hibrit araçlar üretiyor. Ve bunlar da onlara göre pahalı oluyor yani 40 bin, 50 bin zloty falan. Bu sefer baktığında araba mı kiralayacaksın yoksa araba mı satın alacaksın? Hani 50 bin, 60 bin zloty birden verebilecek misin? Ki bu söylediğimde Auris'ler falan 50 bin, 60 bin. Toyota Corolla'lara baktığınızda bu rakam artıyor da artıyor yani. Yani bu kadar parayı çıkarabilecek misin? Diyelim çıkardın, kredi çektin, onu geri ödeyebilecek misin? Ya bilmiyorum araç sizin olduğunuzda araç kiraladığınızdan daha fazla kar elde edebilirsiniz. Ama bu o kadar böyle sizi kral edecek
şeyler değil. Burada sürüneceksiniz, sürünüyorsunuz. Düzgün kazanabilmeniz için dediğim gibi 12 saat çalışmanız gerekiyor. Gecenizin gündüzün olmaması gerekiyor. Hele ki bunu öğrenci olarak gelip de yapmaya çalışanlar için durum çok daha sıkıntı. Ben geçen sene kendi Ford Fiesta 2008 model arabamla son videomdan bir önceki videomda izlemişsinizdir. Ford Fiesta 2008 model almıştım. Arabamda LPG falan yok, sadece benzin. O araçla mesela hem okuyup hem çalışmayı denedim ve gerçekten beni çok zorladı. Okulda 2 tane 3 tane dersten kaldım. Onları tekrardan vermek zorunda kaldım. Bir ton sıkıntı yaşadım. Çünkü İşin en çok yoğun olduğu saatler cuma akşamları, cumartesi akşamları, perşembe akşamları. Bu tarz böyle geceden sabaha kadar olan saat aralıkları çok şey oluyor. Benim de sabahın köründe dersim olunca bu sefer sıkıntıya gidiyorsun. Şu anda aktif olarak abim de hem okuyup hem taksi yapmaya çalışıyor. Ve çoğu zaman o da sadece arabanın kirasına çalışıyor. Ve en iyi zamanda da arabanın kirasının üzerine 2-3 bir şeyler koyabiliyor yani. Onun dışında hiçbir şey yapamıyor. Çoğunluğu arabacının kirasına gidiyor. Benzinini çıkarıyorsun falan, sana hiçbir şey kalmıyor. Yani bu iş öğrenci olurken yapılabilecek bir iş değil. Bu iş buraya full time çalışma olarak gelip de yapman gerekiyor. Ve dediğim gibi full time çalışma izni alıp da geldiğinde de bu sefer ne oluyor? Bunları anlattım zaten bu videoda. Nasıl bir sıkıntıları var? Herhangi bir şekilde garantiniz yok. Sürekli risk altındasınız. Hastalık yapma, kaza yapma. Tamamen bir kumar, şans meselesi. Gerçekten çok sıkıntılı bir süreç ve çok sıkıntılı bir durum. Bunları bilerek, bu riskleri alarak, bunları göze alarak karar verin. Çok insana ulaştım buralardan ben. Bir sürü insan da bana yazıyor her seferinde. Günde 5 saat çalışsam şöyle olur mu? 6 saat çalışsam böyle olur mu? Olmaz veya olur. Kimse bilemiyor. Tamamen senin şansın ve kumarınla alakalı. Hani şey demiyorum. Çok fazla müşteri var. Çalışıp çalışmamak senin elinde birader. Çık çalışma. Hani çalışmazsan kazanamazsın gibi bir şey söyleyemiyorum. Çünkü tamam diyorsun, ben çalışacağım diyorsun. Müşteri yok, iş yok, para yok. Paralar zaten bir değişiyor. Bir böyle bazen çok iyi oluyor, bazen kötü oluyor, anlayamıyorsun. Böyle sürekli bir iş akışı olsa ve size desem ki bu işte iş var, sadece sıkıntıları bunlardır ama iş var, para var, gelin desem gerçekten derim. Ama para da yok, emeğinizin karşılığı da yok. Tamamen şans ve kumar üzerine yaşıyorsunuz. Hayatınız çok tehlikede oluyor. Sizin başınıza bir sıkıntı gelse zaten verecek insan büyük ihtimal Polonyalı. Ve Polonyalı adam kendi ülkesinde. Seni her türlü öldürebilir, yaralayabilir. Oldu, bu da oldu. Kafasından balyozla vurulup kafasından yaralanan arkadaşlarımız da oldu. Ben kendim birebir boks maçı attım adamla. Adam geldi boks yapmaya çalıştı benimle. Sarhoşlarla her gün mücadele ediyorsun. Yani bir ton sıkıntı. Kıyaslama da yapmıyorum. Şu ülke daha iyidir, bu ülke daha iyidir, Türkiye'den daha iyidir, şöyle böyle diye. Ben sadece bu işin böyle bir sıkıntıları var. Aylık net bir garantisi yok. Çok fazla şans söz konusu, çok fazla kumar söz konusu. Hayatınız çok tehlikede. Çalışmadığınız her zaman sizi eksiden yedirtir. Çalıştığınız zaman da eksiye düşürebilir. Çünkü iş olmaz. Birkaç tane atarsın, benzine gider. Bu sefer daha çok çalışman gerekir. Yine benzin çarpacağım. Bir ton böyle sıkıntılar var bu işin. Partner şirketleri de çok sıkıntı. Bunlara da çok dikkat edin. Bir partnerden yapmanız gereken şey, partner büyük mü? Büyük bir şirket mi? Kesintisi ne kadar? Size oturumda yardımcı oluyor mu, olmuyor mu? Size araç kiralamada yardımcı olacak mı? Bu konularda onların böyle şeyine bakabilirsiniz. Emin olabilmek için bunlara bakabilirsiniz. Onun dışında diyeceğim pek fazla da bir şey yok. Büyük partnerleri seçmeye çalışın. Küçük partnerlerin kesintisi az olsa da riskleri çok fazla oluyor. Yine bir arkadaşımızın eskiden bir partneri vardı. Adam deport yemiş, ülkesine kaçtı. Adam burada partnerdi hani. Herkese parasını veriyordu. Sonra ülkesine kaçtı. Bunlar para alamamaya başladı falan. Ya bu tarz çok fazla sıkıntısı var bu işlerin. Burada şıtraj var. Mesela sokakta sürekli taksileri durdurup kontrol yapıyorlar. Geçen mesela taksi sticker'ı şu kadar, hani arkadaşımınki şu kadar, hani bu kadar olması lazım, kapıyı full kaplaması lazım diye adama bir ton ceza yazıp artı puan da kesmişler. Lan bir sürü adam var, adamların taksi şeritleri bu kadar. Hani burada iTaxi diye bir lokal taksi var. iTaxi. O taksi mesela adamların şeyleri genelde bu kadar küçük küçük oluyor. Onlara bir şey demiyorlar. Sen şu kadar yaptın diye senden şey kesiyorlar. Geçen sene abimden 2016 model Auris, arkasında şerit, hani arkasında kaplama var camında. Camına yapıştırmış, camın içerisine yapıştırmış tarife kısmını. Gözüküyor ama çok gözükmüyor diye ceza yazıyorlar falan. Yani çok fazla risk söz konusu. Bunların hepsini bilin ve ona göre gelin. Genel olarak söylemek istediklerim bunlar. Söylemek istediklerimi not aldım ama unutmuş olduğum bazı şeyler olabilir. Yorumlarda belirtin. Hep beraber bunları hani yazalım, görüşelim ve insanlar burada bir komünite oluşturup insanlar bunları görsün. Neler sıkıntısı var, ne gibi sıkıntıları var bu işin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.